Şükrü öğütlü oldu. Şükrü evet sevgili bahisseverler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddaabilir TV'den hepinize merhabalar. 6 Eylül Cuma gününün bülteniyle yine sizlerle birlikteyiz. Yine Avrupa Şampiyonası elemeleri maçları ve yine dikkatli olmamız gereken çok fazla para basmadan ufak misillerle açtığımızı çıkartacak kadar oynayalım. Yine uyarılarımızı yapalım. Bizlere tahminsiplus.com'dan Google'da yazdığınız zaman menüden de yazar kombineleri bölümüne girdiğinizde kupon tavsiyelerimizi görebilirsiniz her gün öğleden sonra ve yine Instagram adresimizden de bizleri özellikle yine sosyal medyadan, Facebook'tan ve Twitter'dan takip edin ama Instagram'da daha aktifiz, zaman zaman canlı yayınlar, duyuru ve bildirimler yapıyoruz. Orada da 10.000 aboneyi geçtikten sonra biliyorsunuz çekilişlerimiz, ödüllerimiz olacak ve yeni izleyenler ve hala izlemeyenler şu iyi işaretinin içindeki yukarıdaki taktik videolarımızı, kasa katlama videolarımızı ve nasıl kupon yapmalısınız diye anlattığımız bizim hakkımızda bilgi sahibi olabileceğiniz videoları izlerseniz sizlerin yararınız olur. Yine bugünden de 6 maç seçmeye çalıştım. Evet, abone olmak da ücretsiz kanalımıza. O yüzden kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Ücretsiz, temiz. İlk maçımız Estonya-Belarus mücadelesi arkadaşlar. 19'da başlayacak. Tahmini zor bir mücadele. Bunların grubuna baktığımızda zaten son iki sırayı paylaşıyorlar. İkisinin de puanı yok. İkisi de birer gol atmış. Belarus 9 gol yemiş ama Estonya 12 gol yediğini görüyoruz. En son Estonya tabii Haziran ayında yaptığı mücadelelerde kendi evinde Kuzey İrlanda'ya yenilirken Almanya'dan hatırlayacaksınız 8-0'lık bir farklı mağlubiyet yaşamıştı. Belarus'ta iki maçını da kendi evinde oynayıp Almanya'ya 2-0 yenilmiş, Kuzey İrlanda'ya da 1-0 yenilmişti. Tabii burada baktığımız zaman kadro kalitesi olarak Belarus takımı ön plana çıkıyor. Bu maçta neler olabilir? Şimdi ben bugünle ilgili maçlarda arkadaşlar özellikle perşembe günkü maçlarla ilgili bazı maçların 1.5 üst oranını çok beğendim. Yani bazılarına yetersiz geliyor. Evet, yüksek oran hedefleyenlere yetersiz gelebilir ama bu maçta ben yine 2-0, 2-1 ya ki de bir 1-1 sürprizi çıkabilir diye her iki takımdan da yine 1.5 üstüne çıkabilecek bir maç bekliyorum. 1.40 gibi çok güzel bir oran vermişler 1.5 üstüne. Nedense Belarus 2-0 alabilir. Estonya kendi evinde gol atar. Belarus'un atacağını düşünüyorum da 1-1, 2-1 civarında olacağını düşündüğüm için 1.5 üstü sanki idealmiş gibi geliyor. Yine siz de aynı fikirdeyseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Çünkü her iki takım da birbirinden puan almak isteyecektir. Belarus dediğim gibi deplasmanda da olsa buradan 3 puan almak isteyecektir. Estonya da kendi evinde açık oynayacaktır diye düşünüyorum açıkçası. 2 gol çıkar gibi geliyor bana. O yüzden güzel oranıyla kuponumuzun birini de değerlendirebiliriz. Bir sonraki maçımıza geçelim. Güney Kıbrıs Kazakistan'ı konuk edecek kendi evinde. Tabi zor bir mücadele baktığımız zaman. Yine kadro kalitesi olarak baktığımızda ev sahibi ekibin daha kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Gruptaki durumlarına baktığımızda ise Güney Kıbrıs ekibinin en son oynadıkları maçlara şöyle bir incelediğimizde tabi grupta Kazakistan'ın 6 puanla daha üst sırada yer aldığını söylüyoruz ama 2 maçtır deplasmana giden bir Güney Kıbrıs var. İskoçya'ya 2-1 yenilmiş, Rusya'ya da 1-0 yenilmiş. Kazakistan da daha güçsüz takım. San Marino ile oynadığı için 4-0 galip gelmiş. Yine Belçika'ya 3-0 kaybetmiş. Baktığımız zaman Güney Kıbrıs zor bir deplasman arkadaşlar. Hem sıcaktır da şimdi oralar ve Kazakistan burada zorlanabilir. Güney Kıbrıs'ı kendi evinde ben galibiyete yakın görüyorum. Oranı gayet yüksek ama burada Kazakistan da gollere katkı verebilir. 2-0 ya da 2-1 gibi bir maç beklediğim için ben burada da yine 1.5 üstü ideal orandan tercih edilebilir. 1.35 gibi bir oran var yani. 2 gol neden çıkmasın diyorum. Hatta oran yükseltmek için yüksek oran hedeflediğimiz, daha az misli basacağımız ideal alternatif kuponlarımızda ise maç sonu 1 ve 1.5 üst tercih yapılabilir gibi geliyor bana. Onun da oranı 2.75 gibi muazzam bir oran. Dediğim gibi Güney Kıbrıs'ın 2-0, 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Zaten kendi galibiyetinin oranı da 2. Ama 1-1 sürprizi de çıkabileceğinden dolayı 1.5 üst sadece ideal tercih budur diye düşünüyorum. 1.35 orandan daha idealden gitmeye çalışıyorum. Maçların zaten çoğu tek maç üzerinden oynanabiliyor ama yine ikili, üçlü, dörtlü kombinler yapabiliriz oran arttırmak açısından. Üçüncü maçımız Almanya-Hollanda mücadelesi sevgili bahisseverler. Son mücadelelerinde hatırlayacaksınız. Son dakikada gelen Almanya'nın bir golü vardı ve 3-2 mağlup etmişti Hollanda'yı. Hollanda da son zamanlarda çıkışa geçen takım ama son iki maçında galip gelemedi. İngiltere'yi kendi evinde 1-1 berabere kalmıştı ve Portekiz'e yenilmişti. Bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz ama dediğimiz gibi milli maçlarda tahmin etmek zor yani. Oyuncuların o anki performansı biliyorsunuz 2-3
2-3 ay sonra toplanıyorlar. Ama baktığımız zaman hem kadro kalitesi olarak hem oyun düzenine hem attacking futbolunu benim benimsediğim, sevdiğim daha doğrusu Almanya'yı kendi evinde galibiyete yakın görüyorum ben. Bu mücadelede de Hollanda'nın da gollere katkıda bulunabileceğini düşünüyorum ama bence ideal tercih 2.5 üst 1.50 orandan tercih edilebilir. Ayrıca risk alabileceğimiz yine alternatif kuponlarda da Almanya galibiyetiyle beraber 1.5 üstünü tercih edebiliriz. 2.05 oranı var. Sizler de benim gibi Almanya galibiyeti düşünüyorsanız ben 2-0, 2-1 belki de 3-1 falan kazanacağını düşünüyorum. Bundan dolayı 1 ve 1.5 üst alternatifte denenebilir maçın ama ideal tercihi gollü bir maç beklediğimden dolayı 1.50'den 2.5 üst olacaktır. Herhangi bir aksilik olmazsa, direklerden dönmezse, penaltılar kaçmazsa, kaleciler devleşmezse burada 2.5 üstünün geleceğini düşünüyorum iki takımın katkılarıyla. Bir sonraki maçımıza geçtiğimizde Slovakya Hırvatistan'ı konuk edecek kendi evinde. Hırvatistan'ın son zamanlardaki performansında hemen hemen her maçta gol yediğini görüyoruz. Gruplarda ikisi de 6'şar puandalar. Slovakya'ya baktığımızda Galler'e yenildikten sonra Haziran ayında, Mart ayında, Haziran'da yaptığı mücadelede Azerbaycan'ı 5-1 ile geçmişti. Hırvatistan'da Macaristan'a deplasmanda 2-1 yenildi. Kendi evinde Galler'i yendi ama defansta zaman zaman açıklar veriyor Hırvatistan'ın bu jenerasyonu. Öyle söyleyelim, burada da deplasmanda olduğu için Slovakya'da burada Hırvatistan defansını zorlayacaktır yine tehlikeli oyuncularıyla diye düşünüyorum. Zaten oyunculardan bahsetmeye gerek yok. Hemen hemen her sene aynı oyuncular çağrıldığı için yine az çok tahmin edebiliriz. Bunları şöyle bakabilirsiniz. Sizlere de yardımcı olması açısından yine sizler de girin bakın arkadaşlar tek tek. Mesela son oyuncu kadrosu yazıyor Maçkulik'te, maçın içine girdiğiniz zaman işte Slovakya'da en son işte Hamsikli, Lobotkalı kadrosu mesela. Hırvatistan'a baktığımız zaman yine Kovacic, Kramaric olsun, Perisic, Modric gibi oyuncular var. Bunlara az çok buradan bakıp fikir sahibi olabiliyoruz. Burada dediğim gibi yine en başta da dediğim gibi 1.5 üst burada da gelebilir. Çünkü oranı da güzel yine 1.40 gibi bir oran çıkmış burada. Ayrıca yüksek oranı deflediğimiz alternatif kuponlarda da mutlaka bir karşılıklı gol var denemesi yapalım diyorum ben. Çünkü 1.90 gibi çok güzel bir oranı var. Slovakya'da gol atabilir kendi evinde diye düşünüyorum ben hızlı oyuncularıyla. 1.5 üst idealde karşılıklı gol var. Biraz daha risk alabileceğimiz daha düşük müslü alternatif kuponlarımızda değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız yine 21.45'te oynanacak. Galler Azerbaycan'ı konuk edecek kendi sahasında. Oranı gayet düşük Galler'in. Tabii kendi evinde galibiyete yakın taraf Galler olacaktır. Grupta da zaten son iki sırayı paylaşıyorlar. Galler'in 3 puan alabilmesi için uygun bir rakip. En son onlar da Hırvatistan'a yenildikten sonra deplasmanda bir de Macaristan deplasmanına gidip orada da yenilmişlerdi. Azerbaycan da buradan Azerbaycanlı dostlarımıza sevgi, saygı, selamlar gönderiyorum. Onlar da yine daha atak futbol oynamaya başladılar. Yenilseler de goller bulmaya başladılar. Kendi evinden ne kadar Macaristan'a ve Slovakya'ya farklı yenilseler de gollerini attılar ama bu deplasmanla biraz zorlanabilirler diye düşünüyorum. Burada da yine bana göre en ideal tercih Galler 2-0 ya da 2-1 galip gelecektir diye düşünüyorum. Goller gelecektir. O yüzden 1-25 gibi cazip demeyeyim de ideal orandan 1.5 üst denenebileceği gibi oran yükseltmek adına Galler galibiyetiyle beraber 1.5 üstünü deneyebiliriz. Onun oranı da 1.45 yine böyle düşünüyorsanız biraz riskli olsa da Galler galibiyetiyle birlikte yine son kadrolara siz de o gün bir bakın. Güncel kadrolara sakat cezalı işte Bale var mı yok mu filan bazen sakatlanıyor oynamıyor filan ya. Onları araştırdıktan sonra bu şekilde bir tercih yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Son maçımız bugün için bana göre seçtiğim maçlar bunlar. Ekstradan bana işte yorumlamadığım maçları sormazsanız da sevinirim. Çünkü ya oranı riskli görmüşümdür ya çok güvenmemişimdir filan falan. O yüzden değinmemişimdir. Öyle değinmediğim bir iki maç var çünkü. Avusturya-Letonya mücadelesinde tabii Avusturya'ya oran vermemiş ama kendi evinde farklı galip gelebileceği bir takım Letonya takımı. Ondan dolayı tabii oran vermemeleri normal galibiyetine burada 3 puan alıp ilk 2'ye girmek adına sağlam bir adım atmak isteyecektir Avusturya takımı. En son oynadıkları mücadelelerde hem Slovenya'yı hem de Kuzey Makedonya'yı 4-1 ile geçmişti. Avusturya kendi evinde Slovenya'yı 1-0 yenmişti. Sonra Makedonya deplasmanında 4-1 ile geçmişti. Letonya'da İsrail'den 3, Slovenya'dan da 5 yedi. Çok da böyle aralarında kalite farkı fazla olduğu için tabi oran açılmamış. Burada 1.40 gibi güzel bir oranı var 2.5 üstünün. Onu söyleyeyim. Bu tercih edilebilir ideal kuponlarımızda. Bir de şöyle bir şey buldum ben burada. Ev sahibi iki yarayı da kazanır gibi bir nerede o? Özel etkinlik olması lazım. Evet. Ev sahibi
İki yarıyı da kazanır. Evet derseniz 1.55. Orada nasıl işaretleneceğini gerçekten bilmiyorum bayide ben de. Siz de broşürlerden ya da bayicilerden yardım alabilirsiniz. Ama her zaman dediğim gibi sanal bayinin birine üye olursanız buranın daha kolay bulması. Sanki Danimarka, Avusturya ilk yarıdan da öne geçip hani ilk yarıyı da 1-0, 2-0 kazanabilir. İkinci yarıda da goller gelebilir. Ondan dolayı yine ev sahibi iki yarıyı da kazanır. 1.55 orandan denenebilir dediğim gibi. Ama ideal tercih 3-1, 4-1 gibi bir Avusturya galibiyeti beklediğim için 1.40 orandan üst olacaktır. Yine bunların arasından iki tane alternatifli, ideal oranlı ve biraz daha riskli oranlı kuponlar çıkarabilirsiniz. Biz de yine tahminstiplus.com'da yine Cuma günü öğleden sonra tercihlerimizi tavsiye niteliğinde alıp deneyebilirsiniz. Her zaman dediğim gibi çok fazla para bas. Aslında hiç oynanmaz bu maçlara da yine de oynayacak arkadaşlar 3 lira, 5 lira, 10 lira gibi ufak meblalarla oynasınlar. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şurada çıkan fotoğrafıma da tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Yorum ve like göndermeyi de unutmayın. Teşekkürler.